Herkese merhaba. Bugün size gastrointestinal sistem kanserlerinden bahsedeceğim. Bildiğimiz gibi dünyada en sık ölüm sebebi kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada en önemli sebep kanserlerdir. Kanserler içerisinde de gastrointestinal sistem kanserleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Gastrointestinal sistem kanserleri dediğimiz zaman yemek borusu, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, ince bağırsak ve kalın bağırsak kanserlerini tanımlamaktayız. Tüm kanserlerde olduğu gibi gastrointestinal sistem kanserlerinde de hayatta kalma süresini belirleyen en önemli faktör erken teşhis ve hastalığın erken evrede yakalanmasıdır. Genellikle bu tür hastalığı olan hastalar erkek hasta grubunda daha fazla görmekteyiz ve bu hastalarda genellikle erken dönemde herhangi bir semptom vermediği için ileri dönemde tanı konmakta ve yaşam süresi belirgin oranda kısalmaktadır. Yemek borusu ve mide kanserlerinde bulantı, kusma, özellikle katı gıdalarla takılma, açıklanamayan kilo kaybı, epigastrik bölge dediğimiz karın üst bölgesinde ağrı, ailede mide bağırsak ya da yemek borusu kanseri öyküsü olması, bu gibi durumlarda mutlaka endoskopi ile tarama yapılması gerekmektedir. Diğer bir gastrointestinal sistem kanseri olan pankreas kanseri de daha nadir görülüp daha ileri yaşlarda görülmekle birlikte kötü prognozlu bir kanserdir. Özellikle obezite, kronik pankreatit, sigara, alkol tüketimi ve aile öyküsü durumlarında bu hastalarda da görüntüleme yöntemleriyle ya da endoskopik ultrason gibi tarama yapılması gerekmektedir. Gastrointestinal kanserlerin önemli bir türü olan karaciğer kanseri de yine özellikle karaciğer sirozu olan hastalarda görmekteyiz. Kronik hepatit ve kronik hepatit C, alkol tüketimi, obezite, karaciğer yağlanması, diyabet, genetik hastalıklar, Wilson, hemokromatoz, alfa 1 antitripsin eksikliği gibi durumlar varlığında hastanın durumunda bozulma olduğunda, sarılık, karında şişlik, kilo kaybı olduğunda mutlaka radyolojik görüntüleme yöntemleriyle yine tarama yapma durumundayız. Diğer önemli bir gastrointestinal kanser olan ve erken tanının çok önemli olduğu ve tarama programlarının olduğu kanser de kolon kanseridir. Kolon kanserinde eğer yaş 45-50 yaş civarındaysa, açıklanamayan kilo kaybı varsa, son dönemlerde bağırsak alışkanlıklarında değişiklik varsa, büyük tuvalette dışkı çapında incelme, aynı şekilde kanama varsa, demir eksikliği anemisi varsa ve yine ailede bağırsak kanseri öyküsü varsa, altın standart dediğimiz kolonoskopi ile mutlaka tarama yapmamız gerekir. Tüm gastrointestinal sistem kanserleri tanı geç konduğunda çok kötü seyirli olduklarından erken tanı çok önemli olup, yüksek riskli hasta gruplarında ve saydığımız alarm semptomu olan hastalarda mutlaka endoskopi, kolonoskopi ve diğer tanısal yöntemlerle tarama yapmak son derece önemlidir.